Masmavi 3 Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere sünger gibi bir ıspanaklı kek tarifim var. Şöyle yakından göstereceğim. Hani Japonların yaptığı kekler vardır ya. Aynı onlar gibi oluyor. Çok minik bir püf noktası da veriyorum sizlere. Kekinizin e, çok harika olması için. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Büyükçe bir kalıp kullanıyorum. Dikdörtgen şeklinde. Alt tabanına yağlı kağıt geçirdim. Kenar duvarlarını da margarin ile yağlayıp buzdolabına alalım. Her zaman belirtiyorum kenarlarını da veya tabanını da margarin ile yağlayıp hemen buzdolabına alırsanız kekinizin yapışmasını büyük oranda engellemiş olursunuz. Kalıbımızı yağladık, buzdolabına aldık. Şimdi kekimizi yapmaya başlayalım. Bir kase dolusu ıspanağımız var. Sadece yapraklarını kullanıyoruz. Saplarını temizleyelim. Ben daha önce yıkadım, iyice de kuruladım. Hiç su kalmayacak şekilde onu bir mutfak robotundan geçirelim. Bir kısmını ekledim. Bir su bardağı sıvı yağın bir kısmını da içine döküyorum. Yani iki etapta yaptım ben ama siz isterseniz bir su bardağı sıvı yağ ve ıspanağın hepsini de aynı anda robottan geçirebilirsiniz. Ispanakları geçirdim ve kalan sıvı yağı da içerisine döküyorum. Yani en önemli püf noktamız bu sevgili arkadaşlar. Öyle bir su bardağı haşlanmış püre haline gelmiş bir ıspanak kullanmıyoruz. Çok az bir ıspanak ama zeytinyağı ile yani sıvı yağ ile onu bakın. Yeşilin güzelliğini görüyor musunuz? Çok güzel yemyeşil bir karışım elde ettik. Sadece sıvı yağ ve 70 gram kadar da ıspanak yaprağı ile. Şimdi kekimizi yapalım. 4 tane yumurta. 1,5 su bardağı şeker. Şekeri biraz fazla kullanıyoruz. Ispanak olduğu için dengelemek istiyoruz çünkü. Bir paket vanilya ekleyelim. Hepsini güzelce mikserimizin yüksek devrinde krema kıvamına getirelim. Yaklaşık bir 3 dakika sonra bu kıvama geliyor. Bu kıvama gelmişse tamamdır. Bu aşamada bir su bardağı süt ve robottan geçirdiğimiz bir su bardağı sıvı yağ ve 70 gram ıspanağımızı da içine ekleyelim. Yani bir kase dolusu ıspanak yaprağı. Çok önemli bir ayrıntı. Sıvı yağ ile ıspanağı aynı anda robottan geçiriyoruz. Tekrar parantez içinde belirteyim. Bunu yapmamdaki sebep yeşil rengini daha çok çıkarmak ve kekinize de o güzel dokuyu sağlamak için. Mikseri hiç çalıştırmadan şöyle kabaca bir karıştıralım. Hiç çalıştırmayın buçuk su bardağı unumuz var. Unumuzu şöyle bir eleğin içerisine ekleyelim. Bir pakette kabartma tozumuzu döküyoruz. Ve ikisini aynı anda güzelce eliyoruz. Yani elekten geçiriyoruz. Hem kabartma tozunu eşit oranda yayıyoruz. Hem de unumuzu havalandırmış oluyoruz. Şimdi bu karışımımızı mikserimizin en küçük yani en yavaş devirinde güzelce yedirelim. Bu kadar kekimiz neredeyse bitti. Şu anda istediğimiz kıvama getirdik. Gayet güzel bir şekilde bütün malzemeler birbirine geçti. Ve çok akışkan bir kıvamı var. Şöyle spatula ile tekrar bir karıştırın lütfen. Çünkü mikser bazen kenarlarını sağını solunu tam almıyor. Şöyle birkaç defa daha karıştırdım. Harika bir hamurumuz hazır. Rengi de nefis görünüyor. Daha önce hazırlamış olduğum kalıbın içerisine ıspanaklı kek harcımızı güzelce dökelim. Hemen belirtiyorum tekrar, bir su bardağı sıvı yağında 70 gram ıspanağı robottan geçirdik. E, püf noktamız budur. E, onu arada belli ediyorum ki atlamadan yaparsanız ıspanaklı kekiniz şahane olacak. Kekimiz fırına gitmek için hazır. Zaten düzeltmenize fazla gerek yok. O kendiliğinden yayılıyor. Oldukça sıvı bir hamur olduğu için. Kekimizi önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 35 dakika pişmeye gönderdim. Çünkü büyük ve yayvan bir kalıp kullandım. Yuvarlak bir kalıp kullanıyorsanız mutlaka kürdan testi uygulayın. Ve o incecik kekimiz bakın yarısına kadar mükemmel bir şekilde kabardı. Şöyle birazcık çekişmesi için bekletiyorum. Mis gibi de kokuyor mutfak inanın. Harika kokuyor. Kenar duvarlarını her ihtimale karşı bir hamur kartıyla şöyle boşa alalım. Çünkü çıkardığımızda kırılmalar olmasın. Ve kalıptan çıkardım. Altına yağlı kağıt serdiğim için onu da çok güzel tele hemen transfer ediyorum. Alttakini çekerek çıkararak. Ve kekimiz soğudu. Hemen dilimliyorum. Ve büyük bir zevkle o detaylı doku testimize geçiyorum. Aklınızda hiç soru kalmasın. Ne kadar yumuşak olduğunu görmeniz için. Çok az bir ıspanak kullandık ve renginin güzelliğini görüyorsunuz. Çok güzel bir rengi oluyor. Yani nasıl söylesem ıspanağı fazla kullanırsanız tabii ki tadında belli eder. Her ne kadar etmiyor denilse de çok az bir ıspanak kullandık. En önemli püf noktamız sıvı yağ ile ıspanağı aynı anda robottan geçirdik ki o yeşil rengini daha çok çıkarmak için. Ben krema ile servis ettim. Sizler nasıl isterseniz öyle servis edin ve doku testine geçiyorum. Yani çok çok güzel olan bir kek. Bu kekte hakikaten de ıspanağı hiç fark etmiyorsunuz. Dokusuyla, lezzetiyle hafif nemlidir. Gözenekleri yani bir keki yaptıktan sonra gözenekleri ne kadar küçükse bu kekinizin o kadar başarılı ve güzel olduğu anlamına geliyor. Ben birçok doku testiyle o gözenekleri sizlere göstereceğim. Bunu da böyle ortadan kestim ki kameraya daha yakından gösterebilmek için. Bakın sevgili arkadaşlar. Mükemmel bir dokusu var. Ee, çok güzel bir kektir. Arzu ederseniz kalıpta da yapabilirsiniz. Yani yuvarlak bir kalıpta yaparsanız kekiniz iki kat daha çok kabaracak. Burada lütfen pişme e, süresini dikkate alın. Çünkü yuvarlak bir kalıpta e, pişme süresi uzayacaktır. Ben büyükçe bir kalıba döktüm. Ona rağmen kabarıklığını siz görüyorsunuz. Ve adı üstünde sünger. E, çünkü hiçbir şeyi abartmıyoruz. Neyse o. Çok güzel bir kekimiz oldu. Benim içim rahat etmedi tabi. Ben bunu bir de tuttum. E, elimle doku testi yaptım. Yumuşacık bir kektir. İki gün sonra bile yumuşaklığını koruyor. Çünkü ıspanağın vermiş olduğu nem e, kekinizin kurumasını engelliyor. Harika bir e, sünger ıspanaklı kek. Bu çok isteniyordu benden. Siz arzu ederseniz üzerine kendi yaptığınız muhallebi de dökebilirsiniz. Veya krema ile de servis edebilirsiniz. Her türlü çok güzel olur. Ee, i̇nşallah bir dahaki tarifimde buluşmak ümidiyle değerli yorumlarınızı her zaman okuyorum. Bunu bilmenizi isterim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.